Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Eda. Irregular öğrenciyim, birinci sınıf sayılıyorum galiba. Merhaba arkadaşlar, ben Nisa, ben de ikinci sınıftayım. Bugün sizlerle beraber aslında doğru sanılan yanlış cilt bakımı rutinlerine tepki vereceğiz. Evet, süper oldu. 100 saattir şunu yapmaya çalışıyorum. Yapamadım yani, beceremedim. Acemi şans. Acemi şans. O sırada tüm videoları editlerin ağzına. Siyah nokta temizleyecek. Karbon. Karbonat. Limon suyu. Ay. Bir şey diyeceğim, bu sefer çal sarılı kurutmaz mı sence? Ya kurutuyor bir de. Daha kötü olacak. Of, çok kötü. Yapmayın böyle şeyler. Çok güzel bir baharat karışımı gerçekten. Bayıldım. İyi inanın sarılı. Benim sıfır tepkiyle izlemem. Hani yap deseler yaparım. Bir şey diyeceğim. Şimdi şöyle bir olay var. Biz videoyu başlatmadan önce zerdeçal turuncu yapar dedin ve turuncu olmadığını gördüm. Ben o yüzden ikna oldum. Gayet yapıyor bu arada. Acemi şansı bunda da olmuş. Büyük ihtimalle. Ya mesela bak, burada bir süre belirtmemiş. Kesinlikle. Yüzümüzün evet. Belli bir pH'i var arkadaşlar. Hani evet. Biz de çok fazla büyük bir bilirkişi değiliz ama dermatolog değiliz. Zerdeçal aslında tükettiğimiz zaman, yani vücudumuza aldığımız zaman bize iyi geliyor. Nasıl iyi geliyor? Kanserli hücrelerle savaşabiliyor. Ama bunu sürdüğümüz zaman değil, tükettiğimiz zaman. Yüze sürülen bir şey değil. Bir kere limon süremezsin, cildin belli bir pH'i var. Hadi sürdün diyelim, hani haftada bir defa bunu yapıp karbonatla, zerdeçalla birleştirip bir de bekletme süresinde yazılmış. Haftada bir mi diyor? Haftada bir defa uygulayabilirsiniz yapıyor. Diyor. Haftada iki defa yapabilirsiniz. Haftada... 20 dakika ılık su ile yıkayın. Ay ben şok. Bu arada bu turuncu yapıyor. Bu kadın da turuncu olmamış ama yapıyor. Ben deneyimledim bunu. Bence i̇şte... abla zararlı olduğunu biliyor ve 20 dakika bekletmedi. Bence de bekletmedi bu arada. Bunu siyah noktalar için yapıyor herhalde. Yok, hayır, burundaki sivilceler. Siyah kadın... nokta değil miydi ya? Başına siyah nokta diyordu sanki. Evet, siyah noktalar. Burada da burundaki sivilceler diyor. Bunlar çok karışık yani. Evet, doğru bilgi verin arkadaşım. Madem şey yapıyorsunuz, yanlış bilgi veriyorsunuz, bari onu da tutturun. Siyah noktaysa siyah nokta için değil. Ben lisedeyken çok fazla şeydim, sivilceliydim. Aşırı çok sivilcem vardı. Şu anda da buralarında yok da. Hani bayağı şeyliydi böyle, dolu doluydu o sivilceler. Kremler kullanıyordum ara ara. Asla düzenli değil, doktorun dediği gibi değil. İlk günden o şeyi bekliyorum, hani sürdüm, benim cildim bebek gibi olacak, onu bekliyorum. Sonra işte ben de o sırada YouTube'da daha yeni, bu kaydırma çok fazla yoktu. Daha çok yan videolardı. İşte sivilceler için çözüm. Baktım, zerdeçal, bal, limon, şey yapacağım herhalde, onu karıştırıp içeceğim, boğazlarıma iyi gelecek. Onu karıştırdım, yüzüme sürdüm. Bal çok değildi. Bekledim. Sonra bir çıkardım, tup turuncu olmuş suratım. Zaten kıpkırmızıydı, tup turuncu olmuş. Allah dedim, ne yapıyorum? Annem de bu tür şeyleri denememe çok kızardı. Bir kere tek denedim. Bir daha denemedim. Turunculuğu annenden nasıl sakladın? Şey, çok yıkadım. Aşırı hani sabunladım, yıkadım, şey yaptım. Cildim böyle, o sırada ağlıyor. Arkadaşlar yüzünüze zerdeçal sürmeyin ama boğazları falan iyi geliyor. Az önce söylediğim tarifi boğazlarınız için yapabilirsiniz. Beyazlatmak için herhalde bu. Aynen bak. Zerdeçaldan sonra. Bunu çok yapıyorlar. Evet, yine bir aspirin vakası gerçekten. Yoğurt mu? Yoğurdun suyu arkadaşlar. Aa, resmen yemek yapıyor. Şaka. Benim güzelliğim, şıklığım şaka mı? Saçım şaka mı? Kocamın yanımda olması şaka mı? Pirinç bunu... Ya bu pirinç, onu gerçekten pirinci de aşırı kullanıyorlar. Neden bilmiyorum, anlamıyorum. Bu galiba sefer... beyazlatmak için Kore. Cildine. Böyle şey önce çok için. Belli. Bak, badem yağı da kullan. Badem yağı saça uygulanmıyor. Bir şey diyeceğim, kızardı. Neden böyle yapıyorsunuz kendinize? Ben mesela cesaret edebileceğim bir şey değil. Yapmayın. Suratınıza sürmeyin bu tür şeyler. Bu cilt tonu salsınlar bence. Bence de ne? Yine Asyalık kadının güzellik sır. Her zamanki gibi. Yine pirinç bak. Bir de bunu o kadar çok süt, bal. İzleme almış ki arkadaşlar, bunları doktorunuza da eczacınıza danışmadan Allah aşkına yapmayın böyle şeyler. Daha yani, kötü sivilce olur. Yani cilt tonunu açmak, yani neden, bunu anlayamıyorum gerçekten. Biraz imkansız gibi bir şey bence. Balı surata öyle pat diye sürmek.
kognozi dersinde falan böyle hani bitkilerin ne kadar iyi geldiğini görüyorsun içtiğin zaman, işte topikal olarak kullandığın zaman falan, ama onların bir de şeyi var böyle, hani toplanması önemli, toksik kısmı var. Hani toksik kısmını mı kullanıyorlar, kullanmıyorlar mı? Ne koşullarda? Hani bunu bilinmeden yapıldığında ben açıkçası bunu yapmaya korkarım. Cilt ve tonumu açmak istiyorsam güneş koruyucu kullanırım. Bir de bir kişiye geldiyse iyi gelecek diye bir şey olamaz ya. Çok tehlikeli bir şey. Porselen gibi bir cilt. Limon kullandı, aspirin kullandı. Dur. Sen şimdiden tepki gösterebiliriz. Sivilce, kırışıklıklar. Kırışıklıklar için aspirin kullandığını nereden duydun? Allah aşkına aspirinin limonu karıştırmayın artık. Aspirinde bir sıkıntı yok aslında. Sıkıntı aspirinin karıştırılan şeyler. Mesela bunu evde otururken bunun akıllarına geliyor ve yapıyorlar mı? Siz de bunu görüp deniyorsunuz. Nereden esiyor bu? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani hadi diş macunu anlarım. Bu işte 2000 nesil sonrası genellikle işte diğer ergenler tavsiye ediyordu. Bana da yapmışlardı. Bu arada ben de kullanmıştım. Ben de diş macunu İtiraf. Kullandım. Ve mahvetti yüzüm. Hayır ya, kupkuru yanmıştı yüzüme. Evet, ben de diş macunu... Aşırı kötü gerçekten. Kesinlikle. Diş macunu dediler ki işte sür, sabah uyandığında hiç sivilcen kalmak. Aynen öyle, bir de beklet biraz, tüm yüzüne uygula. Böyle maske gibi, kil maskesi gibi. Ki benim sivilcelerim böyle, sivilce kremi falan hiçbir şey işe yaramaz. Ama onu inandım, yaptım. Ve çok kötü oldu, yayıldı, kurudu böyle... Kapatıcı bile süremiyorsun onu artık. Böyle çok saçma bir şey oldu. İnternette gördüğünüz şeyleri yapmayın ya. Ya benim o da değil. Kesinlikle hani doktora falan da gitmedim. Hiç aklıma bile gelmedi doktora gitmek. Yani neden? Bir doktora gitseydin, sonra işte doktora gidince halledildi. Ne gerek var? Ne gerek var yani, değil mi? Diğer videoya geçtik. Bu ne? Iy. Ne yaptı bu? Evet. Şaka. Ay ne yapıyor? Cilt bariyerini mahvetti şu anda. Ay. Gerçekten o kadar... Baksana şuradaki çizgilere bak, görüyor musun ne hale girmiş? Ay. Lütfen diş ipini dişiniz için, diş macununuzla dişiniz için aspirini de. Arkadaşlar lütfen yapmayın böyle şeyler. Ne yapıyor şu anda? O kadar şey tahriş olur ki burası. Şey çok saçma bu arada. Siyah noktalarınızı sıkmayın diyor ama öyle bir baskı uyguluyor ki o şey. Evet yani çok iğrençti, çok çirkindi. Çıkan şey bu arada yağydı. Evet. Ya yağ bir iki tane siyah nokta var. Çok yoktu öyle. Rezil. İğrenç. Geç. Bir o yağ bence mesela çok girdi. Şey ya şey gibiydi böyle. Koca bir fırçayla balık avlıyorlar ya. Hani böyle koyuyorlar torbayla. Onun gibiydi. Evet. Gerçekten iğrençti. Böyle böyle yapmayın. Evet maça koyuyor. Yine bal. Sıcak su. C vitamini. Maça çay değil mi ya? Cidden çay değil mi? Neden suratı donduruyor bir de? Dondurmuş arkadaşlar. Bu ne içinde? Bunu ben bu arada bir şey söyleyemiyorum. Maçanın çünkü etkisini bilmiyorum. Ama abla suratını tam temizleyemedi. Hani o kadar da profesyonelce yapmışlar ki. Ya C vitamini koymasa bunu... İçer yani, biliyor musun? Bunu falan da koymuş. Çay bu ya. Bunu donduramazsın hanımefendi. Gerçekten. Bundan çok saçma çıldıracağım gerçekten. Bu ne? Yine bir beyaz atma. Yine mutfakta. Aynen. Kabartma tozu. Yoğurt. Süt ekleyecek mi arkadaşlar? Macun da var. Evet işte macun. İşte geliyor arkadaşlar. Kabartma tozunu neden ekledi? Kabararak ciltteki lekeler böyle gidiyor mu acaba? Ya şey var ya böyle fışkırsın çıksın muhabbeti var ya cilt bakımında hani. Böyle bazı ürünler kullanıyor bazıları ve şey diyor ya şu an bir sürü sivilcem var işte geçiyor falan filan. Belki ciddi değilim. Ben bir an çok ciddiyim. Hayır ciddi değilim. Yoğurt. Diş macunu buna eklenmese kekte kullanılabilecek bir malzeme ikilisi kendileri. Bir de diş macunu koydu. Ben ikna oldum. Sen ikna oldun. Ben ikna oldum. Evde bir deniyor bunu değil mi? Evet. Bu akşam deniyorum. Benim sivilce problemim vardı. Lise son sınıfta böyle sınav stresi falan filan. Sonra biz bir eczacıya gittik. Adam da çok iyiydi. Bana böyle iyi bir tonik verdi, kendilerini yaptı. Ben onu kullandım. Direkt benim sivilce gitti. Fakat bir sene sonra benim tekrardan bir sivilce sorunum çıktı. Yani toniği her gün kullanıyordum ama
bir sıkıntı çıktı. Ve ne kullansam hep sivilcelerim geçmedi. Ben de salak gibi o gün işte diş macunu sürdüm. Ve ne kadar süreyim diye Google'da arattım. Ve bana dedi ki onu sürme. O gün öğrendim. Yo ben videoda gördüm. Yok ya. Gerçekten böyle videoda gördüm ve yapacağım dedim. Mesela ablamın da yine sivilce problemi vardı çok küçük yaştan beri. Yani ergeninden beri falan. O da hep tonik falan kullanıyordu. Geçmesini bekliyordu. Hiç geçmiyordu. Meğer ablamın hormonal problemleri varmış. Testosteronu fazla etmiş evde. Sevgilin geliyor. Damga geçti. İşte yani öyle. Hani kesinlikle araştırılması gerekiyor. Bakılması gerekiyor. Evet sebebi ya. De bir sivilce bile neymiş yani. Ablam erkek. Ablam erkekmiş. Ama yok gerçekten öyle oluyor. Ben de araştırmıştım bakmıştım. Ya benimki genel olarak cildi bazen çok kuru olanın da çok sivilcesi çıkıyor. Benim mesela cildim çok kuru. Evet. Kuruluktan da çok çıkıyor. Bu konuda profesyonel değilseniz gerçekten yani insanlara nasıl bunu önerebiliyorsunuz? Bu da ayrı bir olay yani. Bir de denememiş yani. Bile. Büyük ihtimalle denememiştir. Yani başka yapmış. Bir yerden görüp aynen. Aynı şekilde video uyarlamıştır yani. Bu beyazlatma hakkında mesela benim tenim şeye göre çok beyaz. Ve ben aşırı bronzlaşmayı seviyorum. Mesela sürekli yazın bronzlaşmak istiyorum. Sauna bilmem ne. İnsanların böyle açmak için saçma sapan şeylerle cildini bozduğunu görünce evet, aşırı sinirleniyorum. Çok kötü ya. Yani güzellik çok standartları uğruna maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yorumlara böyle sizin de uyguladığınız saçma tarifler varsa yazabilirsiniz. Hani böyle bir şey kullanmıştım, yüzüme bu olmuş deyip birbirimizi yapmamamız konusunda uyarabiliriz bence. Utanmacı, gücenmeci. Burada aynen. Ben varken ben yani daha kötüsü olamaz. Ben de zerdeçal kullandım. Sonra. Yarışabiliriz. Tutturuncu gezdim bir süre. O kadar da değil de neyse. Ama yapmayın. O kadar. Görüşürüz bir sonraki videoda.